Saat teknolojisinin harika ve belki de biraz gözden kaçan modellerinden biriyle karşı karşıyayız. Sizleri Citizen Ana Digitemp'le bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Japon Citizen'in analog, dijital ve sıcaklık kelimelerinin İngilizce kısaltması olan Ana Digitemp modeli 1980'lerin başında piyasaya sürüldü. Dünyanın ilk sıcaklık değerini okuyan saatleri Citizen 8980 serileriydi. Birden fazla analog kadranı, dijital ekranı, alarmı ve hatta termometresi olan Ana Digitemp, döneminin son teknoloji ürünü olarak kabul ediliyor. 1980'de bu modeli üretmek için yapılan ilk yatırım yaklaşık 1 milyon dolardı. İcat edilen bu mekanizma, Citizen Calibre 8980 olarak anılıyordu ve zamanının bir Apple Watch'ıydı. Baştan sona 80'lerin bir saati olan Ana Digitemp, birçok saat kullanıcısını cezbedebilecek çeşitli stil ve renklerde üretildi. Mavi, gri, siyah ve altın rengi. Hepsi de harika görünüyor. Bu saat üretilinceye kadar dünya üzerindeki hiçbir saatte iki programlanabilir analog saat yoktu. Soldaki ilk analog mekanizma saat için, sağdaki ikinci analog mekanizma ise saniye, alarm, ikinci saat ve kronometre seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılıyor. Yine bu saat piyasaya sürülünceye kadar hiçbir kol saati sıcaklığı ölçmüyordu. Citizen'in efsanevi bu saati sıcaklığı Fahrenheit veya santigrat cinsinden ölçüyor, ancak ortamdaki doğru sıcaklık değerini almanız için saatin bilekten çıkarılıp 5-10 dakika arasında bekletilmesi gerekiyor. Malum, bilekte olunca sıcaklık değerini biraz fazla gösteriyor. Kasanın sol alt köşesinde bulunan küçük hoparlöre benzeyen kısımsa alarm hoparlörü değil, sıcaklık sensörü. Sol alt köşedeki düğmeye bastığımızda saatimizin ışığı yanıyor. Karanlık bir ortamda oldukça tatmin edici. Sağ üst köşedeki düğme saat başı uyarısını aktif hale getiriyor ve saat başlarında ikaz sesiyle bize haber veriyor. Bu uyarıyı kapatmak içinse yine bu düğmeye 1-2 saniye basılı tutuyoruz. Sol üst köşedeki düğme ile fonksiyonlar arası geçiş yapılıyor. Birinci fonksiyon, okun da gösterdiği gibi time, yani zaman fonksiyonu. Saati, dakikayı ve saniyeyi gösteriyor. Düğmeye bir kez bastığımızda date, yani tarih moduna geçiş yapmış oluyoruz ve dijital ekranda tarih bilgisini, ayrıca ortam sıcaklık bilgisini okuyabiliyoruz. Düğmeye bir kez daha basalım ve alarm moduna geçelim. Yeri gelmişken alarmı sabah 07'ye ayarlayalım. Sol üst köşedeki düğmeye bir kez daha bastığımızda da ikinci saate geçiş yapıyoruz. Lokal saati gösteren L harfinin saniye göstergesinin hemen yanında çıktığını göreceksiniz. Düğmeye bir kez daha basalım ve kronometre moduna geçelim. Yine burada da sağ taraftaki düğmeler sayesinde kronometreyi başlatıp sıfırlayabiliyoruz. Peki analog saati nasıl ayarlayacağız? Bu saatlerde en çok merak edilen noktalardan biri de bu. Saat, time, yani zaman modundayken ayarlama düğmesine ardı ardına basıyoruz ve dijital saat ve dakika kısmı her ikisi de aynı anda yanıp söndüğünde diğer ayarlama düğmesine basılı tutup analog saati dijital saatle aynı hale getiriyoruz. Biz de şimdi 14.01'e getirelim. Saatin ekranında olağan dışı bir görüntü varsa, hiç görüntü gelmiyorsa ya da alarmın sürekli çalması gibi bir aksiliğin olduğunu fark ederseniz endişelenmeyin. Citizen Ana Digitemp'i tamamen sıfırlayabiliyoruz. Bunun için 4 düğmenin hepsine aynı anda basıyoruz. Bu arada saatin pilini değiştirdiğimiz zaman da yine bu resetleme işlemini yapmamız gerekiyor. 4 düğmenin hepsine bastıktan sonra parmaklarımızı çekiyoruz ve herhangi bir düğmeye basıyoruz. Saatimiz kendine geliyor. Tabii son olarak da saati ayarlamamız gerekecek. Sıra dışı bir tasarım olan Citizen Ana Digitemp bugün bile retro görünümünden dolayı birçok kullanıcı tarafından tercih edilebiliyor.